Hadi 14-2, sonra 14-4 ve 14-6'nın ne olduğunu bulalım. Ben bu işlemleri çözmeye başlamadan videoyu durdurun ve kendi başınıza deneyin. Bakalım kendi kendinize yapabiliyor musunuz? Kendi kendinize çözmeyi denediğinizi varsayıyorum. İsterseniz işlemlere başlayalım. İsterseniz ilk olarak 14 sayısına odaklanalım. Sayıya dikkatli bakacak olursak, buradaki 1, 1 onluk grubu ve buradaki 4 ise 4 tane de birliği temsil ettiğini görürüz. O halde gelin aşağıda 14 tane boncuk var mı ona bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Gördüğünüz gibi bir onluk grubunun olduğu kesinleşti. Onluk grubunu kutucuk içine alalım. Ne dersiniz? Bu bizim onluk grubumuz. Şimdi de kaç tane birliğimizin olduğuna bakalım. 1, 2, 3 ve 4. Evet, 4 tane de birliğimiz var. Böylelikle 14 sayısını oluşturmuş olduk. Sayıda gördüğümüz bu 1, bu onluk grubunu temsil ediyor. İsterseniz bunu yazalım. Bir grup onluk. Sonra da 4 tane birliğimizi yazalım. 4 tane birlik. Artık işlemleri çözmeye geçebiliriz. İlk soru neydi? 14-2 kaç eder? Eğer buradan 2 tane birliği alırsak geriye ne kalır? 1 ve 2. Ondalık grubumuza hiçbir şey olmadığını görüyoruz. O halde 1'i olduğu gibi yazıyoruz. Peki geriye ne kaldı? Geriye 2 tane birlik kaldı. 1 ve 2. Yani sonuç 12. Şimdi de 14-4 kaç eder ona bakalım. Önce burayı bir temizleyelim. Nasıl yapsam? Aha, tamam. Evet, soru neydi? 14-4 kaç eder? 1, 2, 3, 4. Bu durumda ikinci grubun tamamını çıkarıyoruz. Yani tüm birlikleri yok ediyoruz. Bakalım geriye ne kaldı? Ondalık grubun hala yerinde. Ve geriye hiç birlik kalmadı. Başka bir deyişle 0 tane birlik kaldı. Yani 14-4 eşittir 10. Aslında bu oldukça mantıklı çünkü 14, 10 artı 4'ten oluşuyor ve bu 4'ü çıkarırsak geriye 10 kalır. Şimdi isterseniz bunu yazalım. 14 eşittir 10 artı 4 ve bundan 4 çıkartıyoruz. Yani 10 artı 4 eksi 4. 4 eksi 4 eşittir 0. Dolayısıyla işlem sonunda geriye 10 artı 0 kalır. Aynı şeyi yukarıdaki örneğe de uygulayalım. Yine 14 eşittir 10 artı 4 ve bundan da 2'yi çıkartıyoruz. Yine 10 olduğu gibi kalıyor ve 4 eksi 2 eşittir 2. Dolayısıyla geriye 12 kalıyor. Eğer biraz daha netleştirecek olursak, bu gördüğünüz ifade 12 sayısındaki 2'yi açıklıyor. Bu 4 eksi 4 de 10 sayısındaki 0'ı açıklıyor. Evet, şimdi de son örneğe geçelim. Son örneğin de 14 eksi 6 olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bizden 1, 2, 3, 4, 5 ve 6'yı yok etmemiz isteniyor. Maalesef ondalık grubumuzun bozulduğunu görüyoruz. Yani sonuç tek haneli bir sayı olacak. Şimdi kaç olacağına bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Yani sonuç eşittir 8 olacak. Harika! Yine başardık. Hoşça kalın.